Música Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Riyaz-ı Salihinin bu bölümünde kaplan derisinin kullanımı ile ilgili bir bölüm var. Bu e, Kaplan derisi yani vahşi bildiğimiz bu kaplan denen hayvanın derisi o zamanlar yoğun olarak Arap Yarımadası'nda fazla bulunuyordu herhalde e, bu sebeple on avlanılıp derisi de kullanılıyordu bu derinin kullanılmasıyla ilgili e, bir bölüm var genelde kaplan derisi ve benzeri hayvanların yırtıcı hayvanların derisi bir force, üstünlük, güç, gurur, kibir göstergesini yansıtıyor o zaman. Şimdi de öyle. Yani sen bu hayvanların derilerinden kürk yapılıyor. Şimdi de yani böyle aristokratik takım, üst takımın giydiği bir kıyafet oluyor. Onlara benzemek, yasak olduğu için bu kıyafeti de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, kullanma konusunda e, bize yasak getiriyor. Aynı şekilde kibir nedeni, forslu üstünlük göstergesi nedeni olduğu için de ama bunun ötesinde e, normalde yırtıcı hayvanların işte bir arslandı vesaire avlandıktan sonra derileri tabaklanırsa ne demek tabaklamak yani deriye işlem yapılıyor normal bizim oturduğumuz işte koltuk derisi oluyor ayakkabı oluyor tabaklandıktan sonra caizdir kullanılabilir sadece domuzun derisinde bir sorun var çünkü domuz tabaklansa da temiz olmaz diye bir kural var fıkh'ta bu hadisi şerifleri okuyalım. Genel ölçüsü bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani kafirlerin e, bu kaplan derisini kullandıkları mantığı kibir ve gurur yansıttığı için Müslümanlara uygun bulmadı. Bundan daha büyük bir gerekçeye gerek yok. Evet şimdi 812. ve 813. hadis-i şerifi okuyalım hafızı. Muave radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İpek yüz geçirilmiş ve kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyiniz. Şimdi eğer nedir? Hayvanın Aa, üstüne oturulan yeri. Bir nevi sandalye diyelim. Hayvanın minderi diyelim, Minder. sandalye diyelim. Şimdi ipek bu kadar pahalı bir şey Atın üstüne ipekten minder konur mu? Koyar kim? Kibir, kibir ya yani karun kafalı adam koyar. Aynı şekilde bunu e, kaplan derisinden niye yapıyorsun ki? En pahalı kumaş türü bu. Normal bu hasırdan veya bir şeyden yapılıyor. İşte bu bir kibri yansıttığı için yasak söz konusu. Öbür hadise geçelim. Ebu'l-Melih babası Hüsami İbni Umeyr Radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvanların derilerini kullanmayı yasakladı. Bu nedenle devam. Dirmizi'nin bir rivayetinde ise yırtıcı hayvan derilerinden yatak yapılmasını yasakladı denilir. Evet. Burada e, gerekçe belli ama Tabaklandıktan sonra yırtıcı hayvanların derileri kullanılabilir. Böyle bir genel hüküm var. Bu hayvanda binek için minder yapıldı, oturak yapıldığı zamansa burada bu israfa efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yok diyor. O sallallahu ve sellem ala seydina Muhammedin ve ala ali ve rabbil alemin.